Arkadaşlar merhaba. 6. haftanın konu özet ve soruları ile beraberiz. Defalarca süpürge tekniğinden bahsetmiştim ama kısaca tekrar bahsedeceğim. Her videonun başında da bahsediyoruz. 6. hafta olarak yönetmelik ve tebliğ bazlı gidiyoruz şu anda. Görüldüğü gibi 6 konu vermişiz, günleri vermişiz. Şimdi bu mesela elektrik iş testleri yönetmeliği ne demişiz? Sadece iş güvenliği. Bu şu demek, diğer sağlık personeli, diş hekimi çalışmayacak bunu demektir. Öncelikle ilk bir kere düz okuyorsunuz bu yönetmeliği. Sonra altını çizerek okuyorsunuz. Daha sonra farklı bir kalemle altını çizerek okuyorsunuz. Ve en sonra da bu çizdiklerinizden kısa kısa notlar alıyorsunuz. Bu şekilde 4 sefer bir yönetmeliği bitirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla benim hazırlamış olduğum özetler öncesinde yönetmeliğe hakim olmuş oluyorsunuz. Belki bizim de gözümüzden kaçan unsurlar olabilir. Sınava bu şekilde tam donanımlı bir biçimde hazırlanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar zaman zaman internette çok Face'de ve internette farklı gruplar var. Maalesef baş edemiyoruz. Yani arkadaşlarımız keşke kendileri soru hazırlasa da biz de destek olsak ama bizim soruları alıp kendi adlarıyla yayınlayanlar da var veyahut da izinsiz yayınlayanlar da var. Yani yine sıkıntı yok ama en azından arkadaşlarımıza yardımcı olmak, ülkemize faydalı olmak istiyorsalar, kendileri oturup hazırlasalar daha iyi olacağı kanaatindeyim. Onlara tabii çok kızmıyorum ama esas kızdığım nokta birilerinin bizim adımıza kitap basması ve satması. Şu an basılı kitabımız yok. Kısmetse bu ay içerisinde, bir 10 gün içerisinde kitabımız yayında olacak. Tabii gelirinin büyük bir kısmını LÖSEV'e bağışlayacağız. Benim maddi bir beklentim yok arkadaşlar. Bunu defalarca 4 senedir söylüyorum. 4 senedir de kimseden bir gram bir şey talep etmedim. Bir dua, bir çay temennisiyle yola çıktık. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar, tabii biz çalışırken size kaynakları da veriyoruz. Güncel mevzuatı nerelerden bulabileceğinizi de veriyoruz. Şimdi elektrik iş testleri yönetmeliğinde yapay elektrik testleri. Burada 250 volta kadar olan elektrik kuvvetli akım tesislerine yapay elektrik tesisleri deniyor. Bu hiç sorulmadı. Aşırı akım koruma, işte bunlar sigortalar, eriyen, bu anahtarlar var, otomatik atan akım, hattaki akım fazlalaştıkça işte otomatik sigorta, motor koruma anahtarı gibi. Kısa devre, işletme bakımından birbirine karşı gerilim alıntı olan iletkenler ya da aktif elektronikli bölümler arasında bir arıza sonucu meydana gelen iletken bağlantıdır. Hata gerilimi, aygıtların gövdeleri arasında ya da bu gövdelerle referans toprağı arasındaki hata durumunda meydana gelen gerilim. Dokunma gerilimi ise insan tarafından köprülenen bölümdür. Adım gerilimi de işte bu 1 metre açıklık, adım açıklığı. Bu önemli 1 metre. Şimdi burada tabii gerilim altında bölümlere endirekt, dolaylı olarak dokunmaya karşı düzenlenen koruma önlemleri, insanlara, evcil hayvanlara 50 voltun üzerindeki dokunma geriliminin neden olduğu tehlikelerden korumak için şunlar var arkadaşlar. Kullanılan elektrik sistemlerinde koruyucu yalıtma, üzerinde durulan yerin yalıtılması, paspas gibi küçük gerilim kullanılması, koruma topraklaması, sıfırlama, koruma at sistemi, sıfırlanan ötürleme de diyor. Hata gerilimi koruma bağlaması, hata akımı koruma bağlaması ve koruyucu ayırma. Bunların detayları var yönetmelikte. Detaylarına bakabilirsiniz. Biz sadece çıkartamayacağınız tanımlardan zorlanacağınız olanları aldım. Sıfırlama ve koruyucu ayırmayı aldım. Sıfırlama, nötrleme, bir yalıtım hatasında tam gövde teması, elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtlarıyla açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümleriyle sıfır iletkeni ya da buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkeninin aynı biçimde bağlanmasıdır. Koruyucu ayırma ise bir yalıtım hatasında dokunma gerilim meydana gelmemesi için, dokunma gerilim biliyorsunuz insanlar içindi, bir akım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığıyla, bakın neyle, ayırma transformatörüyle besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan koruma düzenidir. Koruyucu ayırma düzeni anma gerilimleri en çok 380 volta kadar olan elektrik tüketicilerinin akım devrelerini bir ayırma transformatörde motor jeneratör aracılığıyla besleme şebekesinden ayırmasıdır. Bu elektrik tüketicilerini kastettiği elektrikli aletlerden bahsediyor.
Bu tabloyu iyi bilin arkadaşlar. Bu tablodan sıklıkla soru geliyor. Küçük gerilim 50 volta kadar olan da diye geçiyor. 42 volt geçiyor bu yönetmelikte. Tehlikeli gerilim alternatif akımda 50 volt zaman zaman sorulur. Duvar akımda 120 volt sorulur. Alçak gerilim ise bakın 1000 volt ve 1000 voltun altı yani 1000 volt dahil. Yüksek gerilim de 1000 voltun üstü yani 1001 volt yüksek gerilim olur. 1000 volt ve altı alçak gerilim olur. El uzaklaşma uzaklığı, el ulaşma uzaklığı bu elektrik yönetmeliklerinin tümünde var bu tanımlar. Yukarı doğru 2,5 metre, aşağı ve yan tarafı doğru 1,25 metre olarak tanımlanmış. Motorlarla ilgili bir husus vardı yönetmelikte. Sorulmadı bu şu ana kadar. Anma gücü 0,5 kW'ı geçmeyen bir fazlı motorlar elektrik priz bünyelerine bağlanabilir. Bakın 0,5 normal hatta bağlayabilirsin diyor. 0,5 ile 3 kW olanlarsa ayrı bir hat çekilmesi gerekir diyor. Tabii küçük gerilim elde edilmesi için yandaki aygıtlar kullanılabilir. Bununla ilgili bir soru sormuştum zaten. Güvenlik transformatörleri akü, pil, sargısal elektriksel olarak birbirinden ayrı olur. Çeviriciler. Küçük gerilim akım devreleri yandaki şartlara uygun olmalıdır demişiz. İşletme araçları hatlar en az 250 volt yalıtkanlık gerilimleri yalıtılmış olmalı. Ve bunlarda daha yüksek gerilim testinin prizlerine uymalıdır fişler. Şu okuyup geçersiniz arkadaşlar. Çok şu ana kadar sorulmadı. Şimdi fiş ve priz düzenleri. Bunu sorularda mantıken de çıkartabilirsiniz. İş testlerde kullanılacak fiş ve prizden alma değerleri 10 amperin altında olamaz. Belirli bir cihaz için öngörülen prizlerin alma akımları cihaz gücüyle uygun olacak. Bu prizlerin alma akımları 16 amperin altında olmayacaktır. Koruma iletkeni fiş ve prizden toprak işareti bulunan yerlere bağlanmalıdır. Bakın koruma iletkeni. Elektrik testlerinde lambaların duy ve soketlerine takılı prizler kullanılamaz. Aynı şekilde sabit fişleri bulunan çok prizler de kullanılamaz. Prizler dağıtım kutusu olarak kullanılamaz. Evlerimizde sık sık yapıyoruz bunu. Bir fişe birden fazla sabit olmayan iletken bağlanamaz. Bu şekilde birkaç iletkenin bağlanması için yapılan özel fişler vardır. Bu hükmün dışında tabii bunlar. Sıvı altı tesislerde prize bağlanan iletkenlerin üzerindeki yalıtkanların prizin tutturma parçaları zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Ya bunu çoğaltabiliriz. Bu yönetmelikte var. İşte bunların su içinde kalmaması, suyla temasının engellenmesi ve ona uygun aparatların olması. Explore patlayıcı ortamda ona göre explore özellikte olması gibi artırılabilir. Aydınlatma tesislerinde 250 volttan yüksek bir gerilim kullanılmayacaktır. Elektrik iç testinde iletkenler için renk kodları şunlar arkadaşlar. Koruma iletkeni için yeşil sarı, orta iletken ve nötr iletkenler için açık mavi, faz iletkenler için de herhangi bir farklı renk standartta belirtilen. Sınır sıcaklık diye bir tanım var. Lastik yalıtkanlı iletkenlerde 60 derece, termoplastik yalıtkanlı iletkenlerde 70 derece. Yer altında düşünecek kablolar sokak ve alanlarda 80 santim. Bunların dışında olan yerlerde de en az 60 santim. Bakın en az diyor arkadaşlar. Yani 90 santime de gömülebilir. Şantiye elektrik bağlantı ve dağıtım kullanımından beslenen işletme araçlarında aşağıdaki koruma tedbir ve düzenleri birkaçı kullanılmalıdır diyor. Aynı anda ya da ayrı ayrı. Koruyucu ayırma, koruyucu yalıtma, küçük gerilim kullanma, hata akımı koruma bağlaması kullanılma. Şu iki kez soruldu arkadaşlar. Ülkemizde bina için faz nötr arası gerilim 220, faz faz arası da 380 volt. Sorular. Şimdi aşırı akım koruma aygıtlarını soruyor bize. Eriyen telli sigorta evet. Otomatik sigorta evet. Motor koruma anahtarı evet. Doğru cevabımız. Elektrik işte yönetmeliğe göre gerilim altında en direkt dokunma yani doğrudan temas dolaylı temas karşı koruma koruyucu yalıtma küçük gerilim vardı. Sıfırlama dedik nötrleme koruyucu ayırma yüksek gerilim yoktu. Fiş ve priz düzenleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş.
İç testere de konacak fişe prizin alma değeri 16 amper. Doğru. Bir fişe birden fazla sabit olmayan iletken bağlanamaz. Doğru. Bir şekilde bu özel demiştik değil mi? Özel fişler hükmün dışındadır demiştik. Koruma iletkenlerine fiş ve prizlerin toprak işareti bulunan yerler bağlanmalıdır. Evet. Elektrik tesisinde lambaların duyu soketlerine takılı prizler kullanılamaz. Evet. Prizleri dağıtım kutusu olarak kullanabilir. Hayır, kullanılamaz demiştik. Dolayısıyla B seçeneğimiz soru için doğru cevap olmuş oluyor. Yer altına döşenecek kablolar için bakın en az kaç santim demiş. Sokak ve alanlarda demiş. 80'di. Onların dışındakiler hatırlarsınız 60'tı. Güvenlik transformatörleri, akü, pil, türbin. Muhtemelen soru küçük gerilim elde. Evet, kullanılanları soruyor. Türbin hariç 3'ü. Yani C şıkkı. Sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bu sene çıkan bir soru. Alçak ve yüksek gerilimli fazlar arası etkin değerleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur diye soruyor. Doğrudur. Alçak ve yüksek gerilim neydi hatırlayın. 1000 volt ve altı alçak gerilimde 1000 volt yani mesela ne demiştik 1001 volt öyle kalsın aklınızda yüksek gerilimli. Dolayısıyla D seçeneği. Zaman zaman sorulan bir soru. Yine geçmiş senelerde üniversite ÖSYM'den önce sorulan sorulardan. Size faz nötr arasındakini soruyor. 220. Faz arasındakini soruyor. Ne demiştik? 380 demiştik. Şimdi diğer yönetmelik elektrik ve ilgili fen adamlarının yetki ve görev sorumlulukları ile ilgili. Bu şu ana kadar buradan bir kez soru geldi arkadaşlar. Yani bu şu demek değil, gelmeyecek demek değil ama oldukça ezberlemesi zor bir konu. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü grup sınıflandırma var. İşte birinci grup en az 3 ya da 4 yıllık yüksek öğrenim görevler. Bunlar projenin iç tesis, yapım iç tesis sistemi 50 kW'a kadar 1500 kW, 400 volt. Bakım işletmelerde de 1500 kW'a kadar yetkileri var. İkinci grup en az 2 yıllık. İkinci grup en az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenlerle ortaokuldan sonra en az 4-5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler. Bunların yetki alanları proje için 30 kW, yapım için 1250, işletme için 1000 kW bakım ayarları için. Üçüncü grupta görüldüğü gibi yetki ve eğitim seviyesi düştükçe yetki de kW olarak azalıyor. En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler. Tamamını ezberlemeye gerek yok. Bunu tuttuğunuz zaman aklınızda zaten bulursunuz. Ve bunların da 16 kW, 500 kW iç tesis yapım için, 500 kW da bakım için. Aydınlatma gücü, aydınlatacak yerin metrekaresi için en az 12 watt göz önüne alarak hesaplanan güç diye tanımlanmış. Voltmetre bu potansiyel farkı birimi, gerilim, devrenin voltajını ölçüyor. Gerilim farkını ölçüyor. Volt tester, prizlerin dağıtım yerlerine ve benzer noktalarda voltaj olup olmadığını kontrol için kullanılıyor. Bunlar ekstra arkadaşlar. Yönetmelikte yok. Ben ekledim. Ampermetre akım bir şiddet birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarı elektrik akımı şiddeti denir. Ampermetre devredeki elektrik akımını ölçer. Yüksek akım ölçülecek DC devrelerde doğrudan akım devrelerinde ampermetre şunti dediğimiz eleman kullanılır. Ohm metre biliyorsunuz ohm dirençti. 3 amaçla kullanılıyor. Bir kabloda ya da devrede açık devre olup olmadığını herhangi bir devrede de kabloda arıza kaçak olup olmadığını anlamak için ve bir devrenin direncini ölçmek için kullanılıyor ohm metre. Multimetre direnç akım ve voltaj değerini ölçebilen tek bir ölçer. Bakın akım ve voltajı aynı ölçüyor. Bunun tabi sanayide ve diğer kullanım ismi de avometredir. Meger her türlü H harfi çıkmamış burada. Elektrik devresini veya makinesinin izolasyon direncini ve tecridiyetini hassas olarak ölçmek için kullanan ölçü aleti. İzolasyon derece ölçüyormuş. Meger. Bunlardan da zaman zaman arkadaşlar soru geliyor ölçüm aletlerinden.
Mesela bir örnek çıkmış bir soru. Elektrik akımı hangisiyle ölçülür demiş. Bakın akım diyor. Ampermetre. Sorunun içinde var cevap. Elektrik gerilimi hangisiyle ölçülür demiş. Voltmetre gerilim. Ne demiştik? Potansiyel farkı. Voltaj. Elektrikli kuvvetli akım test yönetmeliği. Rezonans olayları sonucunda olacak aşırı gerilime karşı alınacak önlemler. Bunları okursunuz arkadaşlar. Şimdi burada hava koşullarının etkisiyle oluşan yüksek gerilim, aşırı gerilimlerde yapısal önlemler var. Mesela neler? Hatlar ve transformatör merkezleri için yer seçiminde hava koşulları iyi olan, yıldırım tehlikesi az olan yerler seçilmelidir. Yani bunu ezberlemeye gerek yok. Mantıken çıkartılabilir. Hatlar geçecekleri yerin doğal koruyucu özelliklerinden yararlanabilmek için olabildiğince yamaç ve vadi gibi yerlerden geçirilmelidir. Yanlış hatırlamıyorsam bu cümle aynen bir sınav sorusunun içinde vardı. Yamaç ve vadi gibi yerlerden geçirilmelidir. Hava atlarının iletkeni gerekli durumlarda üzerlerindeki yeterse de toprak iletkenleriyle korumalı ve işletme akım devresinin elemanlarına yıldırım düşmesini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Yıldırım yoğunluğundan fazla olduğu yerler hariç 36 kW'a kadar olan hatlarda toprak iletkeni kullanılmayabilir. Ekstra bir istisnai bir durum. Elektrik tesis ayıkları yıldırım etkisinden korumak için parafudur. Ekvator gibi aygıtlar kullanılır. Bakın, elektrik tesis ve aygıtlarını yıldırımdan korumak için ne kullanılır? Parafudur. Yıldırım düştüğü zaman binaları ve insanları korumak için de paratoner kullanılır. Bakın, bina ve tesis ya da insanları korumak için paratoner. Elektrikle ilgili ve elektriksel aygıtlarının ekipmanları korumak için de parafodur, ekvator kullanılıyor. Sigorta tesislerdeki elektrik donanımını aşırı akımlara karşı korumak amaçlı kullanılan sigortalarda kesicilerle yapılacaktır demiş. Aşırı akımlara karşı koruma. Üzerine tel sarılarak köprülenmiş ve yanmış sigortalar kullanılmayacaktır. Eskiden yapılırdı hatırlarsınız. Tel sarılarda atmış sigortaların tekrar kullanılırdı. Kesinlikle kullanılmayacak. Aşırı akımlara karşı koruma düzeni arıza olduğunda tehlike altında kalan iletkenin akımının kesilmesi sağlayacak biçimde yerleştirilmelidir. Yani işte bu önlemler olmadığı için sigortalar, kaçak akım öğeleri gibi yangınlar, elektrik sel kaynaklarından, nedenlerden dolayı birçok yangın çıkıyor. Buna karşılık topraklanmış sistemlerde aşırı akımlara karşı koruma düzeni çalışması sırasında topraklama tesis sisteminden ayrılmamalı. Topraklama tesisleri direnci yükseltilmemelidir. Uyarma levhaları. Uyarma levhaları bunlar sağlık ve güven işaretleri yönetmeliği var hatırlarsınız. Orada da zaten var. İşte bunlar yazı, işaret, şemalar. Şu birkaç kez soruldu arkadaşlar. Zaman zaman gelen bir soru. Şu levhalar asılacaktır. Elektrik akımı neden oldu? Kazalarda ödeyecek ilk yardımla ilgili yönergeler. Tesisin bağlanma şeması. Tesisin işletilme sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge. Elektrik testleri, uygun yerlere bunlar monte edilecektir. Bu benim yanlış hatırlamıyorsam iki kere sorulmuştu. İki kere. Aydınlatma. Yapılan aydınlatma yüksek gerilim hücreleri ve alçak gerilim panolarında en az 250 lüks, transformatör odalarında 150 lüks olacaktır. Hiç sorulmadı. Elektrik tesis aygıtlarının yıldırım etkisinden korumak için parafödür, ekvator bundan bahsetmiştik az önce. Akü odaları ile ilgili hususlar var. Akümülatörlerin kullanılması gerektiği, bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler olması zorundur. Akülerin kapasiteleri destekleyen tüketici işletmenin gereği olan süre kadar yetebilecek şekilde olmalıdır gibi akünün tanımlar. Esas şurası önemli. Kurşun asitli akümülatör odalarının özellikleri. Buranın kuru, havalı, serin, sarsıntısız olmalı. Özellikle sıcak değişim etkisinden uzak bulundurulmalı.
Çok yüksek ya da alçak ortam sıcaklığına karşı korunmalıdır. İşte donma ve akmasına karşı. Kurşun asit tekme işte don tehlikesi olmamalı. Isıtma gereği duyulmamalıdır. Isıtma yapılacaksa da ateş ya da kızarmış cisimde kesinlikle ısıtılmamalıdır. Kurşun asit takımı birimi birbirinden farklı birimde ısınmalı önlenmelidir. İşte bu da yüksek sıcaklık olmaması, ondan bahsetmiştik. Tabi burada yetkisiz girişte önlenmesi için de telli kafes, telli camlı korumalar olması lazım. Biz Ankara'da bir hastanenin risk değerlendirmesi için gezi yaparken özellikle ameliyathaneye entegre olmuş akü odası vardı. Akü odası acil kaçış yolunun üzerine akü odası yapmışlar, kapatmışlardı ve insanlar akü odasında sigara içiyordu. Çok vahimdi yani. Kurşun asit akümülatör odalarında kapılar ve pencereler dışarı doğru açılmalıdır. Kapılar, pencere, çerçevede, duvarlar, tavanlar, akümülatör yerleştirilen döşeme düzlükler elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalı. Bunun için de koruyucu boyalar kullanılmalıdır. Yine buralarda elektrik tesisleri için nemli ve benzerilerle ilişkin iletken kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır. İşte akkor telli lamba, su geçirmesi, armatür kullanılmalı. Kıvılcım yapabilen kolektörlü vantilatör sistemleri, mekanik havalandırma sistemleri kullanılmamalıdır. Anahtar, priz gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olan kıvılcım çıkaran elektrik araçlar dışarıya konulmalı. Zararlı amonyak gibi zararlı gazlar bulunmamalı. Ve yine işte bitişik bölme olmalı. Burada da lavabo bulunmalı. Doğal havalandırmanın yetebilecek şekilde olmalı. İşte doğal da mekanik diye bahsettiğimiz. Pencere kapı ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa büyüklüğüne göre vantilatör, havalandırma kanalları, dolar falan kullanılabilir. Dediğimiz gibi bu. Bunlar elektrolit ve karşı dayanıklı olacak. Kıvılcım çıkartmayacak. İşte bakın az önce bahsettiğim şey ne demiştim? Adam sigara içiyor, cep telefonuyla konuşuyor. Cep telefonu kullanılmayacak. Kıvılcım çıkaracak aletler olmayacak. Kibrit çakmak yakılmayacak. Asit veya asitli suyla temas edildi hemen temizlik suyla temizlik yapılacak. Gaz varsa mavi terk edilecek. Genel iş yöntemlerine uyulacak. Çok önemli. İletkenlerin özellikleri ve kullanılması. İletkenler bakır, tam alüminyum, çelik yüzlü alüminyum ya da sağlamlık ve kimyasal dayanıklı bakımından bunlara eşdeğer alaşımlardan yapılmalıdır. Alüminyum iletkenlerin kesitleri 16 mm kareden ve örgülü olmalı. Yani bundan büyük olacak, bu veya bundan büyük. Detayları okursunuz. Geçen sınavda buradan soru gelmişti. Şimdi burada ben şuradan soru gelebileceğini tahmin ediyorum. İletkenlerin kopma kuvvetleri alçak gerilim hatlarda en az 350 kilogram, yüksek gerilim hatlarda en az 550 kilogram olacaktır. Sorulmadı ama içime doğuyor bu. Alçak gerilimde en az 350. Buradan soru gelmişti. Alçak gerilim, yüksek gerilim demek. AGYG. Bakır. Şunu sormuşlardı sanırım. 16 mm bakırın. Çelik ve bronz 16. Hem alçak hem yüksek gerilimde. Yani burada bir tek fark olan alçak gerilimde bakırın 10. Şunu gerek yok. Tam alüminyumda 21 mm. Çekmeye zorlanan iletken ekleri en küçük çekme koyun 2,5 katı kopma kuvvetinin %90'dan küçük olanı dayanmalıdır. İşte burada zincir izolatörlerin bağlantı parçaları yapıldığı malzemeye göre en az emniyet katsayıları, bu safety katsayıları, safety faktör dediğimiz çelik bağlantı parçaları için 2,5, karışık alanlar için 2,5, temper döküm çelik için 3, döküm alışımlar için 4. Hiç soru gelmedi. Ama düşük ihtimal. Bir de bunlar var arkadaşlar. Yıllarca her yerde tüm hat notlarda paylaşılan şeyler var. İşte hava hattıyla
Salınım yapan işte yatay uzaklığı işte 0,1 kW olanlarda 1 metre. 1,36, 1,2,3,4,5 diye gidiyor. Şahsi fikrim, ben bunu ezberlemem. Buradan soru gelirse de artık fikir yürüterek yapmaya çalışırım. Yine hava hattının ağaçlar olan yatay mesafesi var. Bunlardan sanırım bir kere soru geldi. Başka bir soru gelmedi. O da ÖSYM'den önceydi. Şimdi bu önemli bir unsur. Grupta da paylaşmıştım. Bir yerde gerilim olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir. Devre kapama ve açmaları, tabii bunun için önce iş izni aldık. Devre kapama ve açmaların zamanının bildirilmesi gerekiyor. Tamam. İşte bu logout, togout dediğimiz unsurlar var. Onların uygulanması, gerilimli olup olmadığı gerekli ölçü ve gösterici cihazlarıyla denetlenmeli. Tamam. Çalışılır aslında burada devre kapama açma zamanı bildirilmesi diyor. Normalde sizin iş izninizde, permitinizde çalışılacak alanın hangi kısmıysa bina gösterilir, çalışma saatleri herkese duyurulur. Üzerinde kimler çalışacak, onların listesi. Üzerinde çalışacak bir tesisin gerilim altında olmadığı saptanması, yalnız devresi kesildikten sonra ölçü aygıtının gösterilen geri gitmesi, anahtarı kapatan lambanın sönmesi ya da transformer görüntüsünün kesilmesi gibi özellikle güvenilmeyen ölçü. Yani diyor ki size, elektriği kestiğiniz andan itibaren orada sistemde elektrik yoktur diye farz etmeyin. Yanıltıcı olabilir. İş bittiğinde çalışanların tehlikeyle karşılaşmayacaklarına kesinlikle inandıktan sonra tesislere gerilim altına alınmalıdır, yani enerji verilmelidir. Gerilim altında bulunması gerekli başka bölümler varsa da bu bölümlerdeki gerilimli kısımlara dokunmayı önleyici işte işaretler veyahut da oranın güvenlik bariyerleriyle girişlerin, yetkisiz girişlerin engellenmesi gerekir. Gerilimi kesilmiş yüksek gerilim testlerinde çalışılacak bir bölüm önceden toparlanmış olan bir düzenek üzerine kısa devre yapılacaktır. İşletmeden sorumlu kimse ve iş sürecinde çalışan tehlikeyle karşılaşabileceği hiçbir devre kapama işlemi yapılmaması sağlayacaktır. Gövde topraklaması yapılır arkadaşlar. Üzerindeki yük elektron birikmesine karşı. Tesisi bitirilen hava hattının ilk gerilim uygulanmasında en az 3 gün önce yerel gereklere, olanaklara göre aşağıdaki bilgileri kapsayan bildiriler yayınlanacaktır. Hava hattının yeri, gerilimi, doğabilecek tehlikeler, hat dolayında bulunan dikkat edilecek konular sorulmadı ama gelebilir. Buradan bir soru. Hava hattının yeri, gerilimi, doğabilecek, oluşabilecek tehlikeler, hat dolayında bulunan dikkat edilecek konular. Şimdi burada hava hatları dışındaki kuvvetli akım tesisleri, işletme tarafından tesisleri özellikle göz önüne alarak belirli aralıkla denetleme ve yoklama yapılması lazım. Bu da hiçbir zaman 2 yılı geçmemesi lazım. Sorulara geçiyorum arkadaşlar. Bize ne soruyor? Kurşun asitli akümülatör odalarında yanlış verilmiştir. Bakın soru çözerken özellikle her seferinde söylüyorum. Önemli kritik kelimeleri çizin. Yanlış olanı soruyor bize. Kurşun asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulundurulmamalıdır. Evet doğru. Kurşun asitli akümülatör odalarında açık ateşle kırılan cisimlerle ısıtılmamalıdır demiştik hatırlarsanız. Açık ateş kesinlikle olmayacak. Dışa doğru açılacak, kapı pencere doğru. Bitişik bölüm olmalı, lavabo olmalı demiştik elleri yıkamak için. Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırma ya olabilecek şekilde yapılmaya çalışılmalı demiştik. B seçeneği yanlış. İletkenlerin kopma kuvveti alçak gerilimli hatlarda en az ne olması lazım? 350 kilogram demiştik değil mi? Bundan bahsetmiştim. Gelebileceğini. Evet, çıkmış bir soru. Elektrikli kuvvet akım testi yönetmeliğine girmiş. Şimdi bağlama şeması. Şimdi yönetici şeması demiş. Bizim yönetici şemasıyla isimleriyle ne işimiz var? Hiçbir işimiz yok.
Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili. 1-3 olması lazım. Bakıyorum Ceyhan olması lazım. Evet. Şundan bahsetmiştik. Yine bu onarım yapılırken, bakım yapılırken depolanmış elektrik enerjisi boşaltılmalı. Bahsettik. Ne dedik? Hattın kesilmesi demek, hatta ya da çalışma yapılacak ekipman üzerinde elektrik olmadığı anlamına gelmez demiştik. Özellikle mesela gövde topraklaması yapılması önemli. Gerilim altında olabilecek iletkenler topraklanmalıdır. Evet, aynı şeyden bahsediyor. Akım kesilmeli ve akım kesen şalterler kilitlenmeli ve etiketlenmeli. Logout, logout prosedüründen bahsediyor. İşçilerin deneyimli ve dikkatli olması durumunda akım kesen şalterin etiketlenmesi var. Hiç alakası yok. İstediği kadar deneyimli olsun. Siz kapatırsınız, başka bir işçi gelir açar çalışma sırasında. Sonuç kötü olur. Yine bir çıkmış soru. Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada hangisi yapılması lazım demiş. Gerilim kesilmesi. Hep aynı şeyler arkadaşlar. Kısa devredilmesi. Topraklanması. Evet, cevap denizli. Şimdi elektrik testi topraklamalar yönetmeliği var. Bakın şunlar yine aynı. Yukarıda tabloda da vardı. Tekrar değinmiyorum. Nötr iletken, şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan elektrik iletimine katkıda bulunan iletken, faz ana iletken, elektrik enerjisi kaynaklı tüketicilere bağlayan fakat orta noktadan yıldız noktasından çıkma iletkendir. Koruma iletkeni, elektrik olarak tehlikeli gövde akımına karşı güvenlik önlemleri için işletme elemanlarının açıktaki iletken bölümleri, potansiyel dengeleme barası, topraklayıcı, elektrik yönünü kaynak toplanmış noktasına bağlanan iletken, koruma iletkeni olarak tanımlanmış. Ayırma transformatörü, iletişim tesislerinde besleme şebekesinden kaynaklı işlev bozulması önlemek için kullanılan galvanik olarak ayrılmış bir transformatördür. Şimdi burada şu çok önemli. Bunu artık öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve bu topraklamanın çeşitlerine göre sınıflandırılması dolaysız, dolaylı açık topraklama. Şunu sormuştum. Sınavda da geldi bu. Parafüldür ve ekvatör bağlanan topraklama. Arkadaşlar açık topraklama. Dolaylı topraklama, topraklama iletkenine ek olarak bağlanan ohmik, endüktif veya kapasitif dirençlere uygun topraklama. Toprak ama direncinden başka direnç olmayan, dolaysız. Bakın direnç varsa ohmik, endüktif, dolaylı. Toprak ama direncinden başka direnç yoksa dolaysız. Parafüdür, ekvator gibi şeyler olan. Bunlar neydi? Elektrik ekipmanı ve elektrik sistemini koruyan parafüdür ve ekvator. Paratoner neydi? Bina ve insanları. Tamam, kısaca detayına girmiyorum. Sınava yönelik çalışıyoruz arkadaşlar. Açık topraklama. Şimdi toprakla amacına göre sınıflandırdığın zaman koruma, işletme, fonksiyon ve topraklaması, fonksiyon ve koruma, düşük gürültü topraklaması, yıldırıma karşı topraklama, raylı sistem topraklaması diye gidiyor. Bunların detayları var. Detaylarını soracaklarını düşünmüyorum. İsim sorabilirler. Amacına göre sınıflandırma değildir diye. Şekline göre ise çoklu, yüzeysel, yıldız şeklinde, münferit, tekil. Şimdi şunu sormuşlardı arkadaşlar. Tamam, şu tabloyu. Biçim ve profiline göre toprakçılardan olmayanı sormuşlardı. Konuma göre işte yüzeysel ve derin. Bunlar bak zaten mantıken çıkartılabilir. Yüzeysel derin konumuna göre. Biçim profil şerit demiş. Bor bak şekilden bahsediyoruz. Boru profil örgülü. Burada doğal var. Topraklayıcı etkisi olan çıplak topraklayıcı, temel topraklayıcı. Bakın bunlar biçim profile göre topraklayıcı. Hangisi biçim profile göre topraklayıcı değil derse hemen şunlardan birini verir. Yüzeysel derin. Ona göre yapacaksınız. Elektrik işletmelerinin koruma sınıfları. Geçmiş senelerde şu şekli sormuşlar bir kere. 2011 ya da 12 de olması lazım. Koruma sınıfı 1 ve 2 diye ayrım var. Koruma sınıfı 1, elektrik çarpmasına karşı korumanın sadece temel yalıtıma dayanmadığı işletme elemanlardır. Ek bir koruma önlemi kısımların sabit tesisata ilişkin koruma iletkine bağlanmasıyla sağlanır. Bu durumda temel yalıtımdaki bir hata gerilim kalıcı olmaz. Koruma 2,
Elektrik çakmasına karşı korumanın sadece temel yalıtımına dayanmadı. Yani basit temel yalıtımla koruma yapılmayacağı zaman ikinci bir yalıtım veya kuvvetlendirilmiş yalıtım gibi ek koruma önlemleri almış olduğu işletme elemanlarıdır. Bunlar da koruma iletkeninin bağlanmasında olanak yoktur. Bu husus tesisat koşullarından bağımsızdır diyoruz. Şimdi topraklama tesislerinin kurulmasında 4 koşul yerine getirilecek. Mekanik dayanım ve korozyona karşı dayanıklılık sağlanması, ısıl bakımından en yüksek hata akımına dayanıklılık, işletme araçları ve enstitülerin zarar görmesinin önlenmesi, en yüksek toprak hattı akım esnasında topraklama tesisinde ortaya çıkabilecek gerilimlere karşı insan güveninin sağlanması. Bunları sağlarsak, tamam mı? Şu parametrelere göre, işte bunlar sağlandıktan sonra bu koşullardan dolayı hata akım değeri, hata süresi, toprağın özellikleri gibi parametreler topraklama tesisi yapılacaksa onun boyutları için önemli. Şimdi şu önemli arkadaşlar, bunu iyi bilin. Bu da önemli. Tamam. Şimdi alçak gerilim tesislerinin dolaylı temasa karşı koruma önlemleri, beslemenin otomatik ayırmasıyla koruma, koruma iki sınıf şeyler, donanımlar kullanılması, iletken olmayan mahallelerde koruma, topraklamasız tamamlayıcı yerel eş potansiyel kuşatmalarıyla koruma, elektriksel ayrımlarıyla koruma. Bundan soru gelmişti. Topraklayıcı olarak kullanılacak malzemeler, leva topraklayıcı, temel topraklayıcı, toprağa gömülü beton içindeki demir donatı, şerit örgülü iletken topraklayıcı, çubuk topraklayıcı ve boru topraklayıcı olarak bu şekilde sınıflandırılmış. Buradan da soru geldi. Yine topraklama iletkenleri ile ilgili var. Bakırsa 16, çapı alüminyumsa 35, çelikse 50. Şimdi ilavelere başlıyoruz arkadaşlar. Kaçak akım rölesi tali panolarda 30 mA, ana panolarda 300 mA. Elektrik hissetme 0,01 mA'de. Kalpte vibrasyon derse fibrilasyon, işte şuur kaybı 80-100 mA. Zaman zaman sorulmuş sorular. Şimdi bu paratonerden bahsetmiştik. Parafudurdan da bahsettik. Şu kısmı bilseniz yetiyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani parafudur, elektrik hatları, elektrik ekipmanları demiştik. Paratonerde bina, tesis, insan demiştik. Şimdi aslında bu iş ekipmanları konusu ama burada da yeri gelmişken bahsedelim. Elektrik testi, topraklama tesisat, paratoner, periyodik kontrolleri, standartlara süre belirtilmemişse 1 yıldır. Tamam. Şimdi bazı arkadaşlarımızda şöyle bir husus var. Tamam mı? Bak, arkadaşlarımız diyor ki paratonerlerin ya da topraklama tesisatını biz nasıl kuracağız? Neye göre kuracağız? Nasıl kontroller yapılacak? Arkadaşlar bakın burada yanda yazıyor. TSM 660.079 679 62.305.3 standartlarındaki hususlara göre yapılacaktır diyor. Tamam mı? Yönetmelikleri de vermiş size burada. Şimdi bu standartlara bakacaksınız. Akü transformatörler yılda bir kez kontrolü yapılır. Şimdi elektrik kazalarının tehlikeli, hani şeyini etkileyen, ölümcül olmasına sebep olan, risk etmeni oluşturan faktörler bunlar. Tehlike akımın cinsi, doğru akım mı, alternatif akım mı? Neden? Çünkü akımın etkinlik derecesi değişiyor. Hatırlarsın, tehlikeli akım 220 idi. Volttu doğru akımda, alternatif akımda 50 volt. Etkileyen gerilim büyüklüğü, akım büyüklüğü ve şiddeti, alternatif akım ise frekansı, yaptığı etki ettiği süre, işte devrenin toprak tamamlanmışsa toprağın kuru oluşu, elektrik devresinin izole edilmiş noktadan olması, akım kaynağı kazalar arasında akım engelleyici maddenin olmaması, akım taşıyan bağlantılar gibi, tamam, unsurlar var. Şu da birkaç kez sorulmuştu. İnşaat çantaları ve diğer açık çalışma yerinde kullanılan elektrikli el aleti küçük gerilim veya bir oranında ve sargı ödünden ayrı güvenlik transformatörlerinde elde edilen gerilim ile çalıştırılacak özel bir imal edilmiş iki yıl atkanlı olacaktır.
Tamam, bunu sormuşlardı. 1-1 oranla. Şimdi alçak gerilim tesisatında servis koridorları en az 60. Genişliği yüksek gerilimde 80. Bunlar sormadılar. Soracaklarını tahmin etmiyorum. Şunlardan bahsetmiştik. Küçük gerilim, amma gerilim 50 volta kadar olan tehlikeli gerilim alternatif akım değerini yüzden az önce de bahsettik. Sürekli bahsediyoruz. 3 fazlı gerilim elektrik hatlarında enerji taşıma şekli diyebiliriz. İletişimi sırasında elektrik 3 faz sistemine iletilir. Her faz ile toprak arasında bir faz nötr gerilim bulunur. Bu 220 volt ve genelde ev için kullanılmış. Bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. 280 volt ve 220 volttan bahsetmiştik. İşte faz fazla faz nötr arası. Aralarında 120 derecelik açı farkıyla koruma sağlamış olur. Sorulara bakalım. Amma gerilim 50 volta kadar olan gerilim neydi? Küçük gerilim. Elektrik tesislerinde parafüt ekvatörü bağlamaya yarayan topraklama iletkenini soruyor. Ne demiştik? Açık topraklama. Yine bir soru. 3 fazlı gerilimde açıyı sormuş. 120 dereceydi açı farkıyla. Ne demiş? Çıkmış soru. Petrol istasyonu yıldırıma karşı korumak için. Bakın. İçinde ne yok? Elektrik diye bir şey yok. Elektrik sistemini, tesisatını, ekipmanını, elektrik ekipmanı koruma demiyor. Dolayısıyla parafudurla kafanız karışmasın. Cevabımız paratoner. Yine ne demiş? Elektriksiz periyodik kontrolleri standartta belirtilmemişse tamam, yılda bir kez icra ediliyor. Yine elektrik testlerinde kullanılan biçim ve profiline göre diyor. Bakın biçim ve profil diyor. Şerit değil mi? Şerit şeklinde. Boru profil şerit şeklinde. Şimdi zaten sizin kafa 3'e indirdiniz zaten. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Yine işte hatırlayacaksınız oradan. Bu derin toprak kazı konumuna göreydi. Dolayısıyla E şıkkı. Hiçbir şey bilmeyen kişi 2 şıkkı çok rahat burada eleyebiliyor. Yine bu önemli bir soru. Tahminime göre bu tarz bir soru gelebilir. Bakım onarım çalışmalarında sıralamayı soruyor. Biz doğru cevap Bursa, oradan gidelim. Gerilim keseceksiniz. Tamam mı? Tekrar gerilim verilmesini önlemeniz için tedbirler işte logout togout kes prosedürleri uygulamasanız lazım. Sonra çalışacak gerilim olmadığını kontrol edeceksiniz. Daha sonra kontrolden sonra topraklama. Ne dedik ya gövde topraklaması gibi demiştik. Ondan sonra ne demiştik? Kısa devre yapma. 3 yok. Sizin orada zaten anormallik burada. Diyor ki size daha düşük gerilim olursa çalışabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, bakım onarım faaliyetinde sıfır gerilim olacak. Gerilim olmayacak, kesmeniz lazım. Ya bu temel mantıktır arkadaşlar. Yani gerilim altında olan, elektrik gerilimi olan düşük voltajda olsa çalışılmaz. Veyahut da makinede güç varsa makine tamamen durdurulmadan üzerinde çalışılmaz. Bakım onarım faaliyeti yapılmaz daha doğrusu. Tamam mı? Diğer bir soru. İnsan vücudu etkileri ile ilgili bir soru var. Ne demiştik? 0-0 bunu hisseder demiştik. Evet. Büyüklüğü 20 mA akımlar kalpte elektrik dengi bozulmasına yol açabilir. Evet. 5000 amper'e kadar olan akımlar hiçbir şekilde tehlike olur mu ya? Tehlike. Yanlış yani. Dolayısıyla Bursa doğru cevap. Şimdi elektrik konusunu kabaca bitirdik. Elektrikten bir soru geliyor. Gebe veya emziren kadın çalıştırma şartları. Buradan da banko her sene bir soru geliyor arkadaşlar. Şimdi gebe ve emziren kadınlar gebe oldukları sağlık raporuyla tespitinden itibaren gece sürelerinde çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışan doğum izniyle bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bakın bir yıl. Bu sürenin sonunda sağlık yönetiminden sakınca yoksa
sakıncalı olduğu söylenirse yine gece çalıştırılmıyor. Yani bir yıl doldu. Dedi ki iş yeri hekimi, bu annemiz gece çalışmaya yapamaz, yine çalışmaz. Yaşları ve medeniyetleri ne olursa olsun 150 kadın çalışan iş yerlerinde emziren çalışan çocuklarını emzirmesi için işveren tarafından en az en fazla 250 metre mesafede bir emzirme odası yapılması zorunludur arkadaşlar. Yaşları ve medeniyetleri ne olursa 150'den çok kadın çalışan olan iş yerlerinde yurt kurulması gerekiyor. Bu da yine 250 metreden fazlaysa araç temin etmek lazım. Şimdi burada 0-60 ay çocuklar için velisinin isteği üzerine ilkokul kaydı yapılmayan, 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitiminin yapıldığı yer yurt çocuk bakımı kreş diye tanımlanmıştır. Yurtlarda her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı olması lazım. Bu da kız meslek çocuk gelişim eğitim bölümü mezunu olması lazım ya da benzer. Şimdi burada tabii ekinde bir sürü şey var arkadaşlar. Ben önemlilerini buraya ekledim. Okuyun o zaman mutlaka. Gebe ve emziren çalışanların çalışma saatleri, ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenebilir. Yani çalışana göre ayarlanabilir. Çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe ve emziren çalışanın duruş problemleri ve kaza riski azaltıcı şekilde düzenlenir. Biz düşünün, hastanenin dediğim gibi risk analizi değerlendirmesini yaparken maalesef hastanede gebe hemşire ve doktorlar vardı, bayan doktorlarımız vardı. Onların maalesef sandalyeleri değiştirilmemişti, çok kötüydü. Gebe olduğu tespit edilen anne adaylarımızın oturduğu sandalye ve çalışma ortamında düzenleme yapılması gerekir. Gebe ve yeni doğum yapmış çalışanların yanlış çalıştırılmaması esastır. Gebe çalışanın sigarası dumansız bir ortamda oturacak şekilde fiziksel şeyler, şartlar sağlanmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Gebe çalışanın ani darbeler, sarsıntı, uzun süre titreşime maruz kalacak işlerde çalıştırılmaması gerekir. Titreşim üreten ekipmanlarda. Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesi en düşük maruziyet etkin değeri 80. Bunu aşmayacak arkadaşlar. Önemli. Şimdi gebe ve emziren çalışanlar iyonize radyasyonlarda çalışmayacak. Bakın burada non iyonize demiyor. Yani iyonize olmayan demiyor. Dolayısıyla iyonize olmayan yerde çalıştırılabilir gibi bir sonuç çıkıyor. Ama burada tabii yine etkilenmemesini sağlamak lazım. Aradaki fark o. İyonize radyasyonunda kesinlikle çalıştırmıyorsunuz. Non iyonize de ya da iyonize olmayan dediğimiz radyasyonda da gerekli tedbirleri alarak çalıştırıyorsunuz. Yönetmeliği okurken ona göre okursanız iyi olur arkadaşlar. Gebe ve yeni doğum yapmış emziren çalışanlar grup 2, 3, 4 bulaşma riski olan, tedavisi olmayan veya kısmen olan yerlerde çalıştırılmaması lazım. Zaten mutajen çok toksik, toksik zararlı, alerjik üreme için toksik gibi emzirilen çocuğa, anne karnındaki bebeğe zarar olacak yerlerde de kesinlikle çalıştırılmaması gerekiyor. Gebe ve emziren çalışan kendilerine ve bebeklerine sağlanan olumsuz etkili şekilde elle taşıma, işte yük taşıma, araç taşıma, elleçleme dediğimiz şeyleri yapmamız gerekiyor. Kişisel koruyucu donanımları tabii bu annelerin, gebeler için uygun olması lazım. Şimdi burada tabii oda ve yurt dallarla ilgili bazılarını ben buraya aldım. Siz tümünü okuyabilirsiniz. Bir defa oda ve yurtlar, hani işveren tarafından temin edilecek dedik ya. Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri doğrudan güneş ışığı alış gibi olur. Yani güneş ışığından faydalanılması esas. Kadın ve velayet hakkının sahibi erkek çalışan sayısının en az %10 oranında yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme, diğer araç gereçleri ilave edilir. Çocukların bulunduğu odaların taban alanının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava verecek. Bakın 8 metreküp her bir çocuğa hava hesaplamada, alanda en az 3 metrekare. Sorun var ama gelebilir yani.
Gebe ve emziren en fazla kaç saat çalıştırabilir demiş. 7,5 saat noktalarımızda vardı. Gebe işçinin ne demiş, gürültü seviyesi 80 desibel A'yı ne dedik, eylem değerini geçmeyecek. 80 desibel A sınır değer demiş. Sınır değer 87 hatırlarsanız gürültü yönetmeliğine göre 80 değil. O yüzden okurken dikkatli okuyun. İki tane 80 olmasına rağmen budur cevap. Çünkü mağduriyet eylem değeridir 80. Tamam mı? En düşük. Tamam mı? En yüksek mağduriyet eylem değeri 85'tir. Sınır değeri de 87'dir. Acil durumlarda hangisi için özel refakat alınmasına gerek yoktur demiş. Farklı bir soru. Özel statü olanlar, yaşlılar, gebeler, engelliler, çocuklar bunlar özel statüde. Sporcu tabii ki. Yine bir farklı soru. Fetal dolaşıma geçerek çocuğa bağırsak yavruda deformasyonu oluşturan kimyasal plasentadan geçiyor bu. Bu daha çok şu tabii ki arkadaşlar. 1-3 butadiyim. Cevap D. Daha çok bu hani iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeline gelebilecek tarzda bir soru. Şimdi ne demişiz? Bir defa hangisi yanlıştır diye soruyor yönetmeliğe göre. Sağlık raporuyla gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan sağlığına uygun hafif işlerde çalıştırılır. Tamam mı? Ücretinde kesinti yapılır mı? Yapılamaz. Doğru. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse çalışanın sağlık güvenini koruması için gerekli süre için istediği halinde çalışanın tabi bulunduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinler sayılması sağlanır. Bu süre yıllık ücretli izin hakkından düşmez arkadaşlar. Tamam mı? Düşmez. Dolayısıyla bu yanlış. Diğerlerini de okuyalım. Çalışma koşullarının ve çalışma şartlarının uyarlanması mümkün değilse işverenle ilgili çalışan başka bir iş aktararak gerekli önlemler alır. Yani başka yerde gebe ve emziren kadınların fiziksel ve psikolojik yapısına göre işlere verebilir. Değerlendirme sonuçlarına göre gebe ve emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini ve çalışanın gebeliği veya emzirme süresinde bir etki yoktu çıkardığında işveren ilgili çalışanın çalışma koşullarına bunların bu şeye maruziyetini engelleyecek şekilde düzenler. Evet. Gebe veya emziren çalışan işçinin yapılan değerlendirme sonuçlarıyla sağlık güvenlik amacıyla alınması gerekenler hakkında bilgilendirilir. Tabii ki bilgi verilmesi gerekiyor. Yine diğer bir soru. Çalışma koşulu izinleriyle ilgili demiş. Yanlış olanı soruyor. Kadın çalışanlar gebe oldukları sağlık tespit edilmelerini gece süreyle çalışmaya zorlanamazlar. Evet, gece çalışmazlar demiştik. Yeni doğum yapmış çalışan doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalışılması yasaktır. Bundan sonra da demiştik sağlık raporuyla bu süre uzatılabilir demiştik. Gebe çalışana gebelik süresinde periyodik kontrol için ücretsiz izin verir. Ücretsiz değil arkadaşlar. Ücretlidir o izinler. Kontroller yanlış. En güzel bir soru olmuş bu. Emziren çalışanların doğum izni bitiminde ve işe başlamalarından önce çalışmana engel durumlar olmadığı raporla belirlenmesi gerekir. Evet. Çalışmanın sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen çalışan raporda belirtilen süre ve iş yerinde çalıştırılmaz. Doğru. Gebe veya emziren kadınlarla ilgili yeni doğum yapmış çalışan gece çalıştırılması ile ilgili demiş. Bir yıl gece çalıştırılamıyor. Sağlık raporuyla bu süre ne yapıyordu? Uzaltılabiliyordu. Gebe ve emziren kadınlarla ilgili yine ne demiş? Emzirme odaları çalışma yerinden mesafesini sormuş. 250 metre mesafeydi. Gebelikte karşılaşan sağlık kurumu iş yerinde çalışan etkilenen hal ve durumlarla eşleşmesi hangisi yanlıştır demiş. Varis ve hemoroidin elle taşımayla hiçbir alakası yok. Sabah kusması, erken çalışma saatleri. Çalışma saatleriyle oynanabilir demiştik. Hatta mümkünse gebe çalışanların çok erken saatlerde çalıştırılmaması yönetmelikte yazar. Sık bahane tuvalet ihtiyacı vardır. Bu da işte düzenli beslenme, yeme içme, yorgunluk, stres, fazla çalışmadan dolayı olabilir. Sırt ağrısı, ayakta durma. Evet, varis. Şimdi tozla mücadele tebliği var. Aslında bunun yönetmeliğine zaten değineceğiz. Kısmen asbestte de bahsetmiştik zaten. Pneumokonyoz
eğitimlerini İSKÜM veriyor demiştik. Önemlerini söyleyeyim. 35 çarpı 35 il uluslararası radyografi sınıflandırması şeyin boyutu, Akçe radyografisinin. Şimdi burada kategori 0 ve 1 diye şey yapmış. Kategori 0 aralıklı muayene takibi yapılması. Kategori 1 ve üzeri ise sağlık kurulu raporuyla düzenlemeye yetkili sağlık sunucularına sevki sağlanmalı ve sevki il müdürlüğüne gönderilmesi. Kategori 1 biraz daha ne? Tehlikeli. Okuyucu eğitimine ne demiştik? İSKÜM demiştik. Arkadaşlar, videomuz bitti. Dediğim gibi elimden geldiğince sizleri sınava en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. İnanın 2 saat otobüs yolculuğu yaptım. 2 saat uykuyla bu videoyu çektim. Aşırı derecede yorgunum. O yüzden biraz enerjim düşük. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Her daim yanınızdayız. Teşekkür ederim.